Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 25 Ağustos günlerden Cuma, saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Ben Nurdan Üsrev, ekonomide gelişen gelişmeleri değerli konuğumuzun katılımıyla birazdan sizlere aktaracağız. İç ve dış piyasalarda yaşananları haftanın son iş ve işlem gününde sizlere aktarmaya çalışacağız ki o değerli konuğumu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Ekonomi yazarı, Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp. Yayınımıza hoş geldiniz. Nazlı Hanım, iyi misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Nurdan Hanım. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gündem oldukça yoğun. Hiç vakit kaybetmeden konularıma geçmek istiyorum. Evet, dün açıklanan bir veri vardı ki yine farklı kesimlerden farklı tabii ki sözlerde haliyle yansıdı yine kamuoyuna ve sosyal medyaya. Neydi o konu? Merkez Bankası 3 yeni üyesiyle gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 750 bas puan artırarak %25'e çıkardı. Karar sonrası da borsada haliyle bankacılık hisselerinde %10'a ulaşan yükseliş etkili olurken dolar TL %2 düşüşle de 26.25'e kadar geriledi. Ve yine bir açıklama vardı bu anlamda. Enflasyon raporunda Merkez Başkanı Hafize Gaye Hanım'ın memnuniyetle söz ettiği mevduat faizlerinin politika faizlerine yakınması konusu hafta sonu alınan yine KKM'den TL mevduata geçiş düzenlemesiyle de kafalarda haliyle soru işareti de yaratmıştı. Ancak gelinen noktada Nazlı Hanım yine 750 bas puanlık faiz artışının bu karara paralel geldiğini görüyoruz. Politika faiz artışının genel ekonomiye etkisi nasıl olur? Böyle bir gezgah yapalım. Önemli bir konu haliyle. Buyurun. Sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten de Merkez Bankası beklentilerin oldukça üzerinde bir rekor faiz artışı yaptı diyebiliriz. Keza belki de tarihinde hiç bu kadar 750 bas puanlık, yani 7,5 puanlık bir artış yapıldığı da görülmemiştir. Şimdi aslında bunun tabii sizin belirttiğiniz özellikle Türk Lirası mevduat faizleri bacağına bakacak olursak bunun evveliyatı var. Hatırlarsanız pazartesi günü sizinle beraber neyi konuşmuştuk? Kur korumalı mevduata getirilen düzenlemeyi konuşmuştuk. Bir önceki enflasyon raporunda da Gaye Hanım esasında mevduat faizlerinin, Türk Lirası mevduat faizlerinin düşerek politika faizine yakınsadığını belirtmişti. Yani bunu bir başarı olarak göstermişti. Ardından hafta sonu kur korumalı mevduata böyle bir düzenleme geldiği zaman tabii akla ilk gelen Türk Lirası mevduat faizlerinde yüksek oranlı bir artış olacağı idi. Ve bu çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Neden yol açmıştı? Çünkü açıkçası kimse Merkez Bankası'nın böylesine bir ters köşe yapacağını tahmin etmiyordu. Gerçekten hem yurt dışındaki yatırım bankalarının tahminleri, hem içerideki ekonomistlerin ve yorumcuların tahminleri, ben de dahil olmak üzere. %20 kimse, olarak evet, düşünülüyordu. Evet, beklenti en fazla %20 olarak çıkmıştı ki %20 bile esasında çok görülüyordu. Tabii. Çoğu yabancı banka bunun daha da altında gerçekleşeceğini tahmin etmekteydi. Şimdi baktığımızda bunun da aslında sebebi, tabii ki önceki patern, oluşmuş olan bir motif var. Tabii. O da nedir? Kademeli faiz artışları. Şimdi ilk başta Gaye Hanım göreve geldiği zaman yine rekor bir aslında artış yapmıştı ama yine de bu beklentilerin çok altında kalmıştı. Çünkü piyasa esasında %25'e %30'a faizin gelmesini bekliyor idi. Hal böyle olunca tabii ki bir faiz artışı yapıldı. Ardından 250 bas puanlık bir artış gelince de bu bebek adımları olarak nitelendirilmişti. Ve sürekli olarak kademeli bir artışla gidildiği izlenimi yaratılmıştı. Dolayısıyla da tabii kimse böyle bir paterne uymadığı için böyle bir açıkçası artış oranı beklemiyordu. Şimdi esasında baktığımızda bir hep Merkez Bankası ile ilgili biz tahminlerimizde nasıl yola çıkıyorduk? Bir olması gerekenler, bir de beklediklerimiz. Yani böyle bir ayrışma vardı. Şimdi aslında olması gerekenin yapıldığını görüyoruz. O da nedir? Gerçekten enflasyon oranı, biliyorsunuz enflasyon beklentileri de oldukça arttı. Dolayısıyla enflasyon, 12 aylık enflasyon ortalamasına yaklaşan bir faiz artışının, oldukça rigid bir faiz artışının yapılmış olduğunu görmekteyiz. Şimdi baktığımızda bunların ekonomiye etkileri neler olacaktır? Sizin sorunuz. Evet. Öncelikli olarak bir defa mevduat faizleri gerçekten artış kaydedebilecek rahatlıkla. Size sözü vereceğim, hemen şunu da sıkıştırayım araya, sonra zaten size vereceğim. Politika ile mevduat faizi arasındaki makas kapanıyor da diyebilir miyiz? Buyurun devam edin.
Kesinlikle çok güzel bir tespit. Şöyle ki aslında Gaye Hanım'ın da ilk enflasyon raporunda vurgu yaptığı şey politika faiziyle normalde mevduat faizleri arasındaki makasın kapanıyor olmasıydı. Çünkü neden? Seçimlerden önce biliyorsunuz politika faizi oldukça düşük bir seviyede olmasına karşın biz TL mevduat faizlerinin bir ara %40'lara çıktığına şahit olmuştuk. Dolayısıyla bu da bankalar açısından oldukça endişelendirici bir durumdu. Şimdi sizin de sorunuzdan hareketle ekonomiye etkisi ne olabilir? Evet. Öncelikli olarak Merkez Bankası'nın biliyorsunuz aktarım mekanizmaları var. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıkçası Türk Lirası mevduat aktarım mekanizmasıyla bir harekete başlamış durumda. Ve öncelikli olarak mevduat faizlerinde biz bir artış göreceğiz. Ve aynı zamanda politika faizindeki artış kur üzerinde de döviz kuru üzerinde de bir çeşit baskılayıcı etki yapacaktır. Evet. Keza biz ne gördük? Artışın hemen ardından kurlarda 25'ler seviyesine kadar bir düşüş gördük. Dolar bir nebze de olsa düştü. Ama ne oldu? Sonra ertesi gün tekrar yine bir miktar yükselerek bir düzeltme. Yani geldiği yeri unutmayan bir dolardan bahsediyoruz, dolar kurundan bahsediyoruz. Evet. Evet, makroekonomik etkilerine gelince aslında burada enteresan bir örnek vermek isteyeceğim. Borsa aslında makroekonomideki hatta pek çok şeydeki ama makroekonomideki ilk değişiklikleri de çok güzel bize okutan bir eşanlı olarak okutan bir yatırım aracı aynı zamanda. Biz borsada ne gördük? Evvela bir borsada bankacılık hisselerinde bir artış gördük endekste. Diğer taraftan da sanayi endeksinde bir düşüş gördük değil mi dün baktığımızda? Evet, evet. Şimdi burada aslında bu ne anlama geliyor? Mevduat faizlerinde artış, aynı zamanda çarpan katsayısı 1.8 olarak bilinse bile kredi faizlerinde de %56 düzeyinin üzerine bir çıkış manasına geliyor. Evet. Artı bankaların karlılıkları devam edecektir. Neden? Çünkü sonuç itibariyle bankaların Merkez Bankası şu anda haftalık repoyu kullanıyor. %25 de fonlayacak. Ancak banka gerektiğinde işte %56, %57 seviyelerinde kredi satmak suretiyle kâra geçecek. Bunun dışında beklentileri yöneltmesi bakımından kurda biz hemen bir düşüş gördük. Diğer taraftan hani önce borsadan örnek veriyordum. Bankacılık hisseleri bu manada yükseldi. Sanayi endeksindeki düşüşe gelecek olursam da o da şu. Sonuç itibariyle bilhassa ticari kredi kullanan kesim sanayi sektörü. Dolayısıyla tabii ki kredi maliyetlerinin artması da olumlu bir konu değil. İşte bu sebepten ötürü biz borsada hemen sanayi endeksinde bir düşüş gördük dün. Dolayısıyla bize ayna misali hemen aslında bunu yansıttı. Evet. Ve bunun dışında etkiler ne olacak dersek bir defa PPK raporuna baktığımızda para piyasası kurulunun raporu biliyorsunuz yeni PPK üyeleriyle de beraber aslında oldukça önem arz ediyordu. Yine karşımızda bir sade bir PPK raporu görüyoruz. Burada öncelikle enflasyon tanımlanıyor. Enflasyonun çeşitleri hatta benzine gelen zamların da enflasyona nasıl sirayet ettiği işte vergilerin vesairenin fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın hepsi pek çok çeşit enflasyon yine geçen sefer olduğu gibi izah ediliyor. Bunun dışında da aslında biz satır aralarından şunu anlıyoruz ki 2023 yıl sonu enflasyonunun artış olduğunu tahminlerde. Evet. Yani %58'di biliyorsunuz. %62 olarak bir artışı buradan okuyabiliyoruz. Keza bugün JP Morgan da zaten yıl sonu enflasyon tahminini %62 olarak açıkladı. Ve yıl sonu politika faizini de %30'dan %35'e çıkarttı. Evet. Dolayısıyla bu aslında kısa vadede şimdi enflasyon yükseliyor, enflasyon beklentileri artıyor. Kur üzerindeki baskı belki bir miktar faiz artışıyla aşağı yönlü olabilir gibi düşünsek de ne yazık ki cari açığımızın ve dış ticaret açığımızın bu kadar yüksek olduğu ve yıl sonuna yaklaşıyoruz. Yıl sonunda biliyorsunuz bizim çok ciddi ödemelerimiz var, döviz cinsinden ödemelerimiz. Evet. Bunların olacağı bir ortamda tabii ki biz kurun üzerinde hala bir yükseliş eğilimi olmasından bahsedebiliriz. Düşüş değil. Ama ne olur belki çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağına belki belli bir seviyeye kadar çıkabilir. Diğer taraftan da fonlama maliyetlerinin artması ve aynı zamanda da talep düşüşü şu anda istenilen enflasyonu düşürmek için biliyorsunuz. Dolayısıyla talep düşüşü de yine belirli bir kesimde durgunluğa yol açacaktır. Yani önümüzdeki bir sene aslında bir stagflasyon bekleyebiliriz. Yani bizim acı reçetemiz. Bu konuya değmişken Nazlı Hanım şunu da tertemiz sorayım ben size. yine PK metninde satır aralarında da yıl sonu enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmış olduğu anlaşılıyor ki siz de keza az önceki sözlerinizde bunu sarf ettiniz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi de almak isterim. Konu açılmışken hemen sıkıştırdım.
Evet. Esasında ben de tam bu konuya değinmeye başlamıştım. Çok güzel yerde girdiniz. Evet. Şimdi PPK'nın bir satır aralarından aslında yıl sonu enflasyonun yükseleceğini gördük. Biliyorsunuz 2024 yıl sonu içinde %33 gibi bir hedef var. Bunun da aslında yükselmesi olası. Dolayısıyla gerçekte piyasa aslında 2023 yıl sonu enflasyonunu %70 olarak bekliyor. Bunun da daha üzerinde ne yazık ki. Demin stagflasyon dememdeki aslında etmen de şuydu. Şimdi bu faiz artışları ister istemez tabii ki kredi faizleri yoluyla bilhassa piyasada bir daralmaya sebep olacaktır. Evet. Ekonomik daralma dediğimiz. Zaten hali hazırda bugün biliyorsunuz belli veriler açıklandı. Oradan da biz daralmanın hafif hafif başladığını da görmekteyiz. Bu daralma biraz derinleşecek. Diğer taraftan da ne yazık ki enflasyon öyle bir illet ki şimdi siz Merkez Bankası olarak sıkı para politikasına başlasanız bile bunun etkileri en erken 6 ay en uzun 1,5 yılda kendini gösterebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki işte demin söylediğim noktaya geliyor. Ne yazık ki önümüzdeki bir yıl oldukça zorlu geçecek. Hem durgunluk hem enflasyonu biz bir arada görebiliriz. Kurda da açıkçası cari açığımızı ve döviz bağımlılığımızı yani dövizli ödemelerimizi, borçlarımızı tamamlamadığımız yani döviz ihtiyacımızı açıkçası karşılamadığımız süreçte daima yukarı yönlü bir baskıyı hissederiz. Evet. Şimdi Nazlı Hanım yine biz bu saatlerde bu konuları konuşurken aslında önemli bir veri küresel piyasaları etkileyecek bir veri belki de şu anda açıklanıyor ki o veride 17.05'te Türkiye saatiyle 17.05'te Powell'ın konuşmaları olacaktı. Özellikle geçen hafta yine konuşmuştuk bu konuyu sizinle. Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Jeremy Powell'ın konuşması olması bekleniyor. Az önce de söylediğim üzere 17.05'te Türkiye saatiyle. Sizin buradan çıkacak sinyalle ilgili görüşünüz nedir? Henüz bir bilgi gelmemiştir herhalde o konuşmayla alakalı size. Ben baktım ajanslarda bir gelişme yok. Şahin mi yoksa güvercin mi olur? Powell'ın açıklamaları ne yönde seyreder? Şimdi açıkçası ben de ona bakmaya çalışıyorum. Baktım bizim ben de bir yandan bir şey yok. Evet, zamanlamamız şu an tam konuşmasının devam ettiği süre olmuş oluyor. Öncesini ve sonrasını pazartesi günü belki sizinle bunu değerlendirebiliriz. Şöyle ki geçen hafta yani pazartesi günü de aslında bu konuyu biraz konuşmuştuk sizinle. Şöyle ki Jerome Powell'ın gerçekten konuşması oldukça önemli. Zaten son yıllarda biliyorsunuz merkez bankaları oldukça önemli bir noktaya geldi. Açıkçası merkez bankacılığı yapmak da çok zor bir hale geldi. Dolayısıyla ben şu anda tabii dinleyemiyorum, bilgim yok ama tedbirli davranacağımı düşünüyorum. Bazen Jerome Powell'ın iletişim kazaları yaptığı da oluyor. Ama bu sefer gerçekten dikkatli konuşacağını, enflasyon konusunda bilhassa tedbirli davranacağımı düşünüyorum. Diğer taraftan da çok şahin bir mesaj vereceğini zannetmiyorum. Yani enflasyonu vurgulamakla beraber. Artık bu şahinle güvercinin ortasında bir şey bulmamız lazım bizim. Sanıyorum. Yani tedbirli derken esasında biraz da onu kastediyorum. Ne çok güvercin çünkü enflasyon sorunu bitmiş değil. Ne de çok işte şahin konuşacağımı düşünüyorum. Yani bir kuş türü bulamadım ben ikisi arasında sizin belki vardır öngörünüz. Bilmiyorum artık yani. Kumru falan diyebiliriz yani. Evet. Evet galiba bir şey olabilir. Yani şöyle ki aslında niye şahin konuşmasını bekleniyorum? Onu söyleyeyim öncelikle isterseniz. Yoksa enflasyon üzerindeki tehlikeler bitmiş değil. Şu anda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri çok yoğun bir baskı altında yüksek yani. Hatta Amerika pozitif reel faiz veriyor. Biliyorsunuz Mart'ta da çok ciddi bir bankacılık krizi yaşadılar. Ve hala o bankaların portföylerinde o tahviller taşınmakta. Dolayısıyla bunların faizlerinin yükselmesi tabii ki finansal kesim açısından çok ciddi bir risk oluşturuyor. İşte bu bakımdan işte giderek daha da hani şahin tona dönüşmeyeceğini düşünüyorum. Finans kesimine gerçekten sıkıntı yaşatabilir. Diğer taraftan da biliyorsunuz küresel borsalarda bilhassa bir baskı söz konusu bu tahvillerin değerlenmesiyle beraber artık eski risk iştahını biz göremiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de çok o piyasanın doyduğunu görmekteyiz. Zaten uzun zamandır 8 tane teknoloji şirketinin taşıdığını görmüştük Amerika'da. Evet. Hal böyle olunca hani borsanın da çok düşmesi istenmeyebilir psikolojik açıdan, davranışsal açıdan ki borsa onlar için çok çok önemlidir her ülkede olduğu gibi. O yüzden de ben öyle aşırı şahin bir ton beklemiyorum ama dediğim gibi tedbirli bir şekilde konuşacağımı düşünüyorum. 8 dakikalar sonrasında zaten bize de yansıyacaktır o haberler. Pazartesi konuşuruz muhtemelen o gelişmeleri. Şimdi yine özellikle bu gelişmeler ışığında Nazlı Hanım, küreseldeki ve içerideki gelişmeleri bağlı olarak küresel ve yerel bir yatırım portföyü nasıl şekillenmeli diye sormak isterim. Güzel soru. Şimdi küreselden konuşuyorduk. Önce isterseniz küresele değinelim. Evet. Şimdi neydi? Küreselde artık dedik borsa eski şeyini göstermiyor, yıldızı parlamıyor eskisi gibi.
Dolayısıyla borsanın belki ağırlığı azaltılabilir. Bunun yerine tahviller gelebilir. Çünkü tahviller şu an fırsat gibi görünüyor. Altın şu anda düşüş eğiliminde olmakla beraber biliyorsunuz Fed'in faizlerine çok duyarlı. Ya da işte bugün işte Powell'ın konuşmasını bekliyordu. Onun işte şahin tonda bir konuşması yine ons altın üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacaktır. Tersi de tersi durumu oluşturacaktır. Ancak orta ve uzun vadede altının da yükseliş eğilimi söz konusu. Çünkü neden? Hala küresel enflasyon bitmiş değil. Diğer taraftan resesyon da altın için aslında bir yukarı yönlü fiyatlama aracıdır. Çünkü kendisi bir güvenli limandır. Dolayısıyla kötü şeyleri pozitif fiyatlar. Dolayısıyla altın olabilir. Bu tarz bir portföy yapılabilir. Yani borsanın hisse senetlerinin, pay senetlerinin ağırlığı azaltılmak suretiyle. Ülkemize gelince ülkemizde ise ben borsanın halen yani pek çok kişi olduğu gibi enflasyon devam ettiği sürece yükseliş eğilimini sürdüreceğimi düşünüyorum. Hem borsamız gelişen piyasalar içerisinde de oldukça halen ucuz. Sadece hisse bazında hani böyle günlük kısa vadeli işlem yapmak isteyenler için belki bankacılık sektörü çok avantajlı olabilir ama uzun vadede yatırım için sanayi sektörünün, reel kesimin daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu reel kesim dediğimizde oldukça geniş bir anlam taşıyor. Bunların içerisinde de şimdi biliyorsunuz turizm yüksek sezonunda işte havacılık gibi sektörler çok ön plana çıkmıştı. Şimdi yavaş yavaş bunlarda bir değer düşüşü görebiliriz. Onun yerine daha üretim odaklı hisselerde biz yükseliş eğilimini görebiliriz. Yine tabii sektör sektör ayrışmalar olacaktır. Bilhassa ihracat yapan, döviz kazancı olan sektörler ön plana çıkacaktır. Ancak örneğin tekstil gibi emek yoğun çalışan firmaların biraz da şu dönem zorluğu olduğu için onlarda belki bir miktar düşüş eğilimi gözükebilir. Yani tabii bunlar çok genel. Esasında her birinin fiyat kazanç oranlarına bakmak gerekiyor. Tabii. Teknik göstergelerine ve temel göstergelerine bir arada değerlendirmek gerekiyor. Türkiye biliyorsunuz halka arzlarda son yıllarda oldukça ön plana çıktı. Hatta okuduğum bir haberde Londra ve Milano'yu da geçmiş durumda. Dolayısıyla çok yoğun halka arzlarımız var. Bunlarla da gittikçe borsaya katılımcı sayısı artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir kere borsa olmalı. Onun dışında ne yazık ki döviz, maalesef diyemeyeceğim ki döviz hala yükseliş eğiliminde. Evet. Yani bir yatırım aracı değil esasında ama sonuçta reel getiri sağlamak açısından, parayı koruyabilmek açısından ne yazık ki hala önceliğini koruyor. Keza altın, yine bizim hem biliyorsunuz çeyrek altınımız aynı zamanda onstan bağımsız olarak kur artışına bağlı olarak da artış kaydediyor. Bizde tahviller henüz o seviyeye gelmedi ancak işte Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının devam etmesiyle belki tahvil piyasasında da bir normalleşme olacaktır. Ancak şu anda hala bankacılık sisteminde bir risk unsuru olmaya devam ediyor diyebilirim. Döviz ve kripto paralarla alakalı da görüşünüzü almak istiyorum. Kripto paralar çok enteresan. Şimdi kripto paraların aslında en önemli handikapı ne yazık ki henüz düzenlemelerle başlarının bir türlü dertten kurtulmamış olması. Evet. Her geçen gün işte Amerika'dan, Çin'den, şuradan, buradan yeni bir düzenleme görüyoruz. Ya da işte herhangi büyük bir firmanın işte kripto para sattığını duyuyoruz. Veya işte kripto para ödemelerine son verdiğini duyuyoruz. Bunlar açıkçası bu para üzerinde çok ciddi bir risk unsuru. Dolayısıyla ben kripto paranın tutulması gerektiğini ancak çok düşük düzeyde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü takdir edersiniz ki hisse senedi gibi belirli bir aktif varlıkları yok bunların. Evet, bir somut bir şeyden bahsetmiyoruz aslında baktığımızda. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla yapay zeka, işte haber analizleri vesaire gibi belki binlerce parametre eşliğinde değerlendirilmesi gereken oldukça zor ve riskli bir yatırım aracı olarak görüyorum. Ancak diğer taraftan da blockchain teknolojisini kullanması nedeniyle de tabii ki önümüzdeki dönemlerde hiçbir zaman önemini kaybetmeyecektir. Bunu da unutmamak lazım. Ve şu anda dünyada risk iştahının zayıf olduğu aslında bir noktaya doğru gidiyoruz. Bilhassa gelişmiş piyasalar nezdinde. Hal böyle olunca tabii ki onların da alanları daralıyor. Ama tekrar mesela örneğin 2020'lerde olduğu gibi işte genişlemeci para politikalarının sürdüğü, işte enflasyonun düşük olduğu, canlı ekonominin olduğu dönemlere, yani risk iştahının yüksek olduğu dönemlere dönülmesi halinde kripto para yine popülaritesine devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, o zaman yine baştaki konuya döneceğim. Önemli bir konu ya, ayrılamıyoruz bir türlü. Haliyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dünkü sürpriz kararı sektörler açısından ne ifade ediyor Nazlı Hanım? Çok güzel. İşte sizin de belirttiğiniz gibi aslında şöyle ki iki tane konu var. Biri enflasyon, diğeri de büyüme. Sektöre gelmeden önce makroekonomik olarak. Şimdi ne yazık ki enflasyonun yükselmesi biliyorsunuz tüm kesimler için oldukça kötü.
daralmanın da olması, yani büyümemede ne yazık ki yine tüm kesimler için kötü. Hı hı. Ama ne yazık ki enflasyon illetimi düşürebilmenin yolu kapitalist sistemde açıkçası biraz biraz bir durgunluğa girmeden bunu başarmak neredeyse olası değil gibi. Evet. Şimdi dolayısıyla siz enflasyonu düşürmek için belli bir noktada büyümeden feragat etmek durumundasınız. Veyahut da enflasyonlu bir şekilde büyümeye devam edeceksiniz ki biz buna hormonlu büyüme diyoruz. İşte o da belli bir noktadan sonra sürdürülebilir olmuyor ne yazık ki. Şimdi evet. Türkiye aslında T0 amı diyebiliriz biz. Dünkü kararla beraber evet. şu anda Türkiye T0 amı, yani bir başlangıç noktasına geçmiş durumda. Hı hı. Ve bu noktadan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Neden? Evet. Çünkü bundan böyle artık hem politika faizindeki artış beklentisi yükseldi. Yani eskisi gibi artık nöbet adımları veya kademeli gidiş konuşmayacağız. Biz baya baya en az 250'şer 4 tane işte faiz artışı bekliyor olacağız. Hem de bu da ne demek anlamına geliyor? Faizlerin yükselmesi. Şimdi şöyle ki aslında bu da nasıl oluyor? Şimdi Merkez Bankası bankaları aslında politika faiziyle fonluyor, ancak bu bankaların fon kaynaklarını sadece %15'ini oluşturuyor. Düşünün. Aslında evet. çok yüksek bir şey değil baktığınızda. Hı hı. Ama bu %15 bile sonuçta yükseldiği takdirde banka paranın kısıtlı olacağını düşünerek bu defa ne yapıyor? Mevduat faizlerini arttırıyor. Hı hı. Çünkü parayı çekmek istiyor kendine. Mevduat faizleri artınca ne oluyor? Kaynak maliyeti artıyor. Bu defa kredinin faizi Tabii. yükseliyor. Krediyi de yüksekten satacak. Yani kredi faiz, kredi mevduat faiz makası doğru yerde şekillenecek ki banka kar edebilsin ya da faaliyetine devam edebilsin. Dolayısıyla işte bu faiz artışları ekonomi üzerinde çok ciddi daraltıcı bir etki yapıyor zaman içerisinde. Hemen değil tabii ama demin belirttiğimiz gibi 6 ay ile 1,5 yıl arasında bir şekilde. Bizde zaten şu anda tüketim tarafı daraltılmaya çalışılıyor. En önce yükselen ve daraltılan, hatta teşvik almayan tüketici kredileri olacak bu manada. Ticari tarafta da biliyorsunuz selektif kredi politikası izleniyor ki bu da esasında KOBİ'lere ve ihracatçılara, net ihracatçı firmalara oldukça önemli bir tabii. destek. Mesela bugün bir gelişme yaşandı. Kredi Garanti Fonu'nun KOBİ ve büyük firma limitlerinin biz arttırıldığını gördük. Hı hı. Bu önemli bir gelişme Tabii. baktığımızda. Yine ihracatçılar için Exim Bank limitlerinin arttırılıyor olması, reskont kredileri oldukça önemli. Hı hı hı. Bunlar can suyu diyebileceğimiz faktörler. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla bu açıdan sektörel olarak baktığımızda tabii ki reel kesim üzerinde bir daraltıcı etkisi olacaktır. Bir de tabii ki şöyle söyleyeyim, yani mesela şimdi hani şöyle tartışmalar yapıldı. Kurda düşüş gerçekleşti, bu defa ihracatçılar ne yapacak? Kurun düşmesi şu manada aslında çok da Türkiye için sağlıklı değil. Serbest bırakılması önemli. Neden? Çünkü bir taraftan da düşük kur ithal talebini de arttırıyor. Dolayısıyla bu da şu anda istenilmeyen bir şey. Ve evet. ihracatın da biz hızlı bir şekilde büyümesini istiyoruz. Gerçi ben rekabetçi kurla, yani rekabet edildiğine inanmıyorum. Her zaman da bunu dile getiriyorum ayrı, ama şimdi kısa vadede yapılacak en mantıklı şey de bu. Baktığınızda dünden bugüne siz çok büyük bir yapısal dönüşüm gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla kısa vadede aslında kurun da belli bir seviyeye çıkması gerekiyor. Ve çıkacağımı da düşünüyorum ben. Evet. Yani sektörel olarak bankalar açısından şu an pozitiftir. Çünkü mevduat faizleri işte artıyor ama diğer taraftan kredi faizleri de artıyor. Yine fonlamayla kredi faizleri arasında çok ciddi bir fark var. Hı-hı. Aslında negatif reel faiz veriyoruz. Hal böyle olunca bankaların karlılıkları üzerinde olumlu. Ama reel kesim açısından da ne yazık ki fonlama maliyetlerinin artması nedeniyle fiyat kazanç oranlarının da etkileyecek şekilde negatif bir ayrışma olarak gösterilebilir. Evet, Nazlı Hanım az önce dedik ki işte Jerome Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamaların pazartesi günü yansıtabiliriz ama ben ajansları taradım, var bilgiler var, onları paylaşmak istiyorum. Hemen söylemek istiyorum sizlere. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları şöyle devam ediyor tabii ki konuşmasını, ama yansıyan cümleleri şu şekilde şu an için. Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışına hazırız. Enflasyon sürdürülebilir %2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmamam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz. Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Ve enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Devam ediyor yine Jerome Powell konuşmalarına. Mal enflasyonunda da sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli. Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Böyle geldikçe açıklamalar özellikle aktarmak istedim. Bu şekilde bir açıklamaları var şu an için ki gelecektir. Devam ediyor çünkü o açıklamalarına. Şimdi aslında sizin de okuduğunuz gibi bizim tahmin ettiğimiz gibi bir açıklama yapmış. Evet. Ne şahin ne güvercin.
Evet ve veri bağımlı. Zaten veri bağımlı olduklarını da belirtiyorlardı. Yani aslında burada veri çok önemli bir dayanak noktasında. Hani burada biz illaki arttıracağız da demiyor, illaki sabit de tutacağız demiyor. Gelen verilere göre bakıp değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Evet, yine bir veri de geldi Nazlı Hanım, onu da söyleyeyim. Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole piyasaların beklendiği açıklamaları yaptı. Powell, Fed'in faiz için verilere odaklandığını ve enflasyonun yüksek seyrettiğini söyledi. Powell'ın konuşmasıyla birlikte altın hızlı yükseliş yaşamış. An itibariyle diyebiliriz. Demek ki o zaman demek ki altın hızlı yükseliş yaşadığına göre aslında bir miktar güvercin bile bulunmuş. Evet, evet, onun sinyalini vermiş. Evet. Demin de o tespiti yapmıştık zaten. Şimdi saat akşam Türkiye saatiyle 22'de de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklaması olacak. Tabii Avrupa'nın durumu da fecaat eğer gireceksek ona. Avrupa'da bilhassa Almanya'nın bugün ikinci çeyrek verisi açıklandı. Biliyorsunuz ekonominin resmen durduğunu görüyoruz. Yine güven endeksleri çok hızlı bir şekilde düşüyor ülkede. Sadece şöyle bir nokta var. Hatta Dünya Ticaret Örgütü'nün açıkladığına göre şu anda dünyayı aslında, dünya ticaretini otomotiv sektörü götürüyor. Çok ilginç değil mi? Çok, yani hem otomotiv üretimi, siz de geçen gün sormuştunuz. Özellikle sordum. Çok ilginçtir ki otomotiv hem satış anlamında hem üretim anlamında şu anda Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre ticareti götüren bir etmen. Yine orada mutedil bir, üçüncü çeyrekte de mutedil bir büyüme beklediğini açıklamış. Hele hele IMF'in aslında dünya için öngördüğü %3 büyümeyi biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde kıstas alacak olursak da dünyanın gerçekten önümüzdeki 5 yıl zorlu zamanlar geçireceğini, eskisi kadar büyüyemeyeceğini ve yüksek enflasyonla da ne yazık ki seyredeceğini görüyoruz. Tabii burada en önemli faktör de ne yazık ki savaş. Yani hem pandeminin etkilerinin devam etmesi hem de savaşın yarattığı bu bağımlılıklar, enerji bağımlılıkları, gıda bağımlılıkları ve süre gelen kısıtlar olarak görülebilir. O zaman bakıyorum 3 dakikamız var. Haftanın son günündeyiz. Dolayısıyla böyle iç ve dış piyasalarla alakalı bir harman isteyeceğim sizden. Sonra noktalayalım. Buyurun. Şimdi bu Merkez Bankası'nın kararı, çok rigid faiz artışı gerçekten hem içeride hem dışarıda çok pozitif bir şekilde yorumlanıyor. Hatta CDS puanımız bile 400 puanın altına düştü. Ve bu tabii ki pozitif olarak algılanması beklentiler açısından da oldukça olumlu. Diğer taraftan ama dediğim gibi kur ve enflasyon üzerindeki riskler devam ediyor. Bu da işte başından beri söylemen acı reçetenin esasında yaşanacak olması. Borsada biz aslında belirli bir dönem volatilite göreceğiz. Volatil olarak belirli sektörlerin düştüğünü, belirli sektörlerin yükseldiğine şahit olacağız gelen bu haberler eşliğinde. Ancak genel anlamda borsamız Türk lirası bazında yükseliş eğilimini sürdürmeye devam edecek diye düşünüyorum. Küresel tarafta ise gerçekten hem yüksek enflasyonun hem de durgunlukların, ekonomide durgunluğun konuşulduğu oldukça karmaşık, oldukça belirsizliklerle dolu bir süreç var. Üstüne üstlük ticari olarak da çok ciddi kutuplaşmaların, ayrışmaların yaşandığı durum söz konusu. Diğer taraftan emlak krizinde olan Çin'in, yeteri kadar büyüyemeyen Çin'in biliyorsunuz krizleri dünyaya ihraç etmesi gibi bir durumu da söz konusu. Bu da bilhassa bizim de içinde bulunduğumuz gelişen ülkeler liginde ne yazık ki biraz negatif bir görünüm arz ediyor. Evet. Diğer taraftan da tabii reel kesimin gerçekten bu zaman artık dediğim gibi T0 ravına geldik. Merkez Bankamızla beraber ülkemizde reel kesimin özellikle desteklenmesi gerekiyor. Tekrar bir işte kur faiz şeyi içerisinde, sarmalı içerisinde olmamaları bakımından biraz da Merkez Bankası'nın bundan sonra ben öngörülebilirlik ilkesine de uygun hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü bilhassa gelişmiş ülkelerin merkez bankalarına baktığımızda biliyorsunuz bir şey gerçekleştirmeden önce uzunca bir müddet bunun iletişimini sürdürüyorlar. Ama biz de hep sürprizlerle karşılaşıyoruz. Evet. Sürpriz her zaman bu pozitif bir sürpriz gibi gözükmekle beraber diğer taraftan reel kesimin açısından çok daha hoş bir sürpriz olarak algılanmayabilir. Çünkü onlar döviz pozisyonları tutmak zorundalar. Bir söylem vardır ya Nazlı Hanım, alıştıra alıştıra söyleyin mevzusu bizde pek olmuyor bu dönemde özellikle ekonomi alanında diyebiliriz. Sanıyorum bundan sonra olacaktır. Bunu ben bir milat olarak kabul ediyorum. Artık o kadar da sonuçta onun için de eleştirmeyelim. Sonuçta yeniler. Herkes elini taşın altında koyuyor. Ateşten gömlek giyiyor baktığımızda. Herkesin amacı aslında baktığınızda Türkiye'yi sürdürülebilir bir büyümeye, enflasyonsuz bir büyümeye zerk etmek. Evet, çok teşekkürler Nazlı Hanım. Yarım saatte gerçekten iç ve dışta olsun böyle bir ansiklopedi edasıyla adeta dozumuzu sizin sayenizde ekonomi dozumuzu aldık. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Yeni haftada yeniden beraber olacağız zaten pazartesi günü. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi hafta sonları.
Bir mukabele Nurdaman'ım. Ben çok teşekkür ederim. Çok İyi akşamlar. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet değerli izleyiciler, bugün de ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp'la iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.